Hapse mi atacaklar babamı anne? Atmazlar kızım. Niye atsınlar? Kötü bir şey yapmadı ki babanız. Hiç eve gelmeyecek mi artık? Gelecek kızım, korkmayın. Bir iki soru sorup bırakırlar. Hem Yavuz Bey amcanız gitti kurtarmaya. Geldiler işte. Hadi koçum. Geçmiş olsun. Sağ ol Yavuz Bey. Ne oldu Cafer? Yok bir şey Gül. Anlatırım. Hadi sen de evine komşu. Duymayacağım bir daha. Vatandaşa carçurt yok öyle. Azarlamayın efendim öyle. Ne yapmış benim kocam? Kusura bakma yenge. O bilir ne yaptığını. Vatandaş konuşacak komşu. Hakkını arayacak. Çok güzel söyledin canım abicim. Memlekette demokrasi var. Şu zabıt krizine de bir son ver artık komşu. Vatandaş kafasını dinlemek istiyor. Huzur istiyor apartmanda. Eyvallah koçum. Allah senden razı olsun Yavuz Bey. Sen de olmasan. Canım abim bir tanedir Cafer. Sevildiğini bil. Ah, bilmez miyim? Senin de ayağına sağlık Sedat Bey. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Olsun pis sambara. Şimdi Çinli karakola çektirip falakaya yıktıracağım seni. Aa, yeter ama efendim. Zaten canım burnumdan geliyor. Bütün gece kabacısıyla ayrı uğraştık. Haydutuyla ayrı. Siz de şikayet etmeseydiniz efendim. Ne geçti elinize sanki? Ne mi geçti? Siz kışkırttınız efendim. Aa. Söyletmeyin beni şimdi. Fış! Dolaşma sen de ayak altında pis musibet. Uğraşma artık sen de şu adamla Cafer. Bak şu çocukların haline. Korkudan hala tir tir titriyorlar. Korkmayın kızım, korkmayın. Bir şey olmaz babanıza. Ne oldu, verecek mi seni mahkemeye? Ne mahkemesi Gül? Kolay mı öyle? Feleğini şaşırdı domuz. Yavuz Bey bir sarıldı gırtlağına, görecektin. Komiserin yanında paralayacaktı vallahi da. Ben kurtardım gene. Annem ağlıyor baba. Gül, ne oldu Gül? Hiç. Sinirim bozuldu. Sana bir şey olursa biz ne yaparız? Aa, saçmalama Gül. Ne olabilir ki bana? Hadi bırak çocukluğu. Şişt. Sil gözlerini yaşına. Cemil! Cemil diyorum! Nereye gidiyorsun yine? Gel buraya çabuk. Gelemem Sivim. Sabah koşumu yapmam lazım. Sana buraya gel diyorum Cemil. Tıkanıp kalacaksın bir yerlerde. Bana bir şey olmaz Sivim. Benim adım Cemil. Çöpçü tut şunu tut. Dur Cemil abi, bak yenge ne diyor. Bırak karışma bana. Cemil abi gel. Yenge doğru söylüyor vallahi. Gene sokaklardan toplarız. Bırak beni. Çekil, ayağımın altında kalacaksın. Benim adım Cemil. Rüzgar'ın oğlu Cemil. Hah şöyle be aslanım. Eski avamıza kavuştuk vallahi. Biz yokken bütün işler senin üstüne yıkıldı galiba Yusuf abi. Ondan değil aslanım. Ben sizin için söylüyorum. Ne işiniz var öyle İtalyalarda falan? Gidip orada ikinci sınıf muamele görüyorsunuz. Sanki burada birinci sınıf vatandaş muamelesi mi görüyoruz Yusuf abi? Öyle deme. İnsanın kendi memleketi başka. Gidip de yabancıların pis işlerini yapmak daha mı iyi? Sürünürsünüz vallahi orada. Aferin, aferin. Kolay gelsin. Hoş geldin Halil Bey. Buyur. Günaydın baba. Bizi teftişe mi geldin yoksa baba? Teftiş yok. Bir bakayım dedim. İşte hep böyle göreyim sizi. Erken kalkan yol alır. Ne güzel söyledi Yusuf abiniz bak. Böyle güzel memleket, böyle güzel tezgah dururken ne işiniz var İtalyalarda? Bu market sizin. Hep öyle diyorsun da baba. Haftalıklar dışında bir şey gördüğümüz yok. Görürsünüz, görürsünüz, göreceksiniz. Sabırlı olun biraz iblis. Bugünlerde işler durgun. Marketler batıyor. Hiperler, süperler yüzünden. Millet vereseye yüklendi. Vermesek olmaz. Düzelecek inşallah. Çalışan kazanır. Benden sonra kime kalacak burası? Yanımda götürecek değilim ya. İyi günler. Oo, buyursunlar beyefendi. Günaydın enişte. Hoş geldin. Hayırlı olsun. Başladınız yine çalışmaya.
Başladılar tabii. Onların yeri babalarının yanı. Bir şey demedik babacığım. Çalışacaklar tabii. Dönmelerinin şerefine fazladan iki kurban daha kesersin bayramda. Keserim iblis. Onlardan mı esirgeyeceğim? Kıymetini bilin babanızın aslanım. Koştu karakollardan topladı sizi. Biz de dün gece karakola düştük ama kimse yardımımıza gelmedi. Karakola mı düştü? Hayırdır? Hiç haberimiz olmadı vallahi enişte. Ölsek haberiniz olmayacak aslanım. Umurunuzda mı enişteniz? Yeme şunları iblis. Anlat ne oldu? Niye gittin karakola? Önemli bir şey değil babacığım. Sabri domuzu zabı tutmaya kalktı. Aklınca beni işten attıracak. Nereye atıyor? Kolay mı öyle kıdemli kapıcıyı işten çıkarmak? He, kolaydı. Kim var onun karşısında? Yedirdim o zaptı kitapsıza. Yeme dedim şunu iblis, kıracağım boynuzunu. İyi sabahlar kız. İyi sabahlar abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Eniştemin gittiğini gördüm de bir uğrayayım dedim. İyi ettin abi, geç buyur. Oh, kaynanam da seviyormuş vallahi. Bir çay koy da içelim bari sıcak sıcak kız. Tamam. Ne oldu oğlanların işi? Ne olacak abi? Halil Bey aldı serserileri gene kanadının altına. Hem artık bu dükkan hepimizi geçindirmiyor diye ağlıyor. O kadar da söyledim ama hiç kafası çalışmıyor ki. Darılma ama asıl senin kafan çalışmıyor. Salam da harika. Enişten malın iyisini eve getiriyor anlaşılan. Bizi düşündüğünden değil abi. Deli dana korkusundan sucuk pastırma almıyormuş müşteri. Aman almasınlar, biz yeriz. Deli dana hastalığı çıkardılar şimdi de. Kız, Allah sana güzellik vermiş, zenginlik vermiş ama hiç akıl vermemiş akıl. Niye öyle diyorsun abi? Hadi bana Allah akıl vermemiş. Sen ne dedin de yapmadım, hı? İyi geçin diyorum sana şu adamın çocuklarıyla dangalak. Bırak o düşünsün. Hepsini geçindiriyor mu, geçindirmiyor mu? Uzaklaştıracak mı oğlanları? Başka iş mi yaptıracak? Sen iyi geçin. Sana kalsa her dakika saç saça baş başa kavga edeceksin. Sen o adamın çocuklarının yerini alabilir misin? Aman, almazsam almayayım. Tasamdı. Sen bu kafayla anca gidersin. Ne yapayım peki abi? Onlar bana demediklerini bırakmasınlar. Ben gene de onlarla iyi geçineyim. Öyle mi abi? Ha şunu bileydin. Geçireceksin tabii. Kaleyi işten fethetmenin başka yolu yok. İlgi göster azıcık şu olanlara. Anne şefkati göster. Bekar evinde perişan oluyorlar bak. Ara sıra sıcak bir kap yemek yap. Koy önlerine. Anlatabildim mi? Anladım abi, anladım da. Yapamam ben öyle yağcılık. İçimden gelmez. Dene kız, bir kere dene, ölmezsin. Sen karlı çıkacaksın salak. Sucuk var mı sucuk? Hadi git getir biraz. Cafer, Cemil'i gördün mü? Yo, bir yere mi gitti? Sabah koşusu diye çıktı, hala gelmedi. Hay Allah, nereye takıldı acaba? Gelir yenge, gelir. Nereye gidecek? Dönüp geleceği yer burası, merak etme. Alayım ben bizim şeyleri Cafer Bey. Buyurun. Sorun bakalım efendim. Peyniri niye almamış? Peyniri niye almadınız Cafer Bey? Para vermediniz ki nasıl alayım? Söyleyin efendim şuna. Hesaba yazdırsaydı. Kendiniz niye söylemiyorsunuz efendim? Karşınızda duruyor işte. Söylemem efendim. Konuşmuyorum ben onunla. Duydunuz mu Cafer Bey? Kocam sizinle konuşmuyor. Duyduk, duyduk. Konuşmazsa konuşmasın. Sanki ben çok meraklıyım onunla konuşmaya. Çen 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 çen. Sus falan yok mu anneciğim? Nay, bir süre yok yavrum. Et yemeyeceğiz tedbir olarak. İngiltere'den deli dana hastalığı gelmiş gene bak. Her türlü musibet onlardan geliyor zaten. Mein Gott. Evet, Fransızlardan sonra onlar da başladı. İngiliz'in de, İsviçre'nin de ne mal olduğu anlaşıldı sonunda. Kuyumuzu kazmak için ne lazımsa yapıyor bütün Avrupa. Ama ben de biliyorum ne yapacağımı.
Ne yapacaksın Davut? Savaş mı açacaksın Avrupa'ya tek başına? Bundan sonra yabancı dil konuşmak yok bu evde, yasak. Fransızca, İngilizce, Almanca hepsi yasak. Almanca da mı yasak enişte? Yasak kızım, o da yasak. Annemle de konuşmayacak mısın akşamları yumuşak yumuşak baba? Konuşmayacağız. Almanca filan duymayacağım bundan sonra bu evde. Olacak iş mi Davut? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Vallahi sen ne dediğini bilmiyorsun artık. Bilmiyor anne, bilmiyor. Nasıl yasak öyle mö gibi? Yazık değil mi anneme baba? Anneannem Almanya'dan telefon ederse ne yapacak? Konuşmayacak mı annesiyle? Konuşmasın Dunkov. Annen de üstüne düşeni yapsın Avrupa'nın aklı başına gelene kadar. Mein Gott. Şaşırdın sen herhalde Davut. Avrupa'yı protesto etmek için annemle de mi konuşmayacağım artık? Yuh sana baba, yuh. Hop. Sana yuh Dunkov. Güzel konuş babanla patlatmayayım ben seni. Hatırım için yapmayın işte. Bak ablamı da küstürdün zaten. Almanlar da insan, onların da canı var. Canı çıksın hepsinin. Avrupalı değil mi? Al birini, vur ötekine. İyi günler Tertip. İyi günler Cafer amca. Neler olmuş öyle dün gece? Sorma Tertip. Neredeyse gece sabahlıyorduk nezarette. Nezarette mi gözüm? Ne oldu hayrola? Uzun hikaye Davut Usta. Tertibim anlatsın. İyi günler. Cafer amca ile Sabri Bey amca kavga etmişler dün baba. Cafer amca bir patlatmış. Gözünü şişirmiş Sabri Bey amcanın. Sonra bir sağa, bir sol, bir de bir sağa. Yapma öyle hareketler Dunkov. Şimdi ben sana bir tane patlatırsam Fransız mısın nesin hain? Hani baksana şu kocana ne diyor. Yeter ama Davut. Susayım diyorum, dayanamıyorum. Ben Alman, çocuk Fransız, bir başkası İngiliz, öteki Japon. Senden başka insan kalmadı mı bu dünyada? Ne o Nazif? Alamadın mı yine uykunu? Alamadım vallahi Aysel. Bu gidişte emekli olana kadar da alamam. Ya da taksiciliği bırakana kadar. Kolay mı o Aysel? Kira var, kooperatifin taksitleri var. Günlük giderler de arttı. Bu kadar çalışmaya üçümüzün aylığı ucu ucuna yetiyor vallahi. Oh, bıktım şu para hesabından. Okul çıkışı biraz sabit pazara gidip alışveriş yapalım Nazif. Evde pek bir şey kalmadı. Ben bugün gelemem Aysel. Birkaç öğrenciye sözüm var. Çalışacağız biraz birlikte. Dersler yetmiyor mu artık? Yetmiyor vallahi Aysel'cim. Çocukların hangisiyle ilgileneceğimi şaşırıyorum. Her sınıfa 60-70 öğrenci doldururlarsa olacağı bu. Bak ikinci döneme çoktan girdik. Sınıfta hala adını bilmediğim çocuklar var. Hele bazılarını yolda görsem tanımayacağım neredeyse. Bana biraz para ver de akşam ben yapayım alışverişi. Ha? Tamam Aysel. Bu seferlik öyle yapalım en iyisi. Oo, acele et Nazif, geç kalıyoruz. Babam nerelerde acaba? Ses sedası çıkmıyor bu sabah. Sahiden de her zaman o bağırırdı geç kalıyorsunuz diye. Baba. Ne var? Aşk olsun baba. Gene mi sigara içiyorsun? İçiyorum ulan, ne olmuş? Şu ölümlü dünyada içsem ne fark eder, içmesem ne fark eder? Canın bir şeye mi sıkıldı baba? Mümkün mü canımın sıkılmaması kızım? Baksana şu haberlere. Okudukça daralıyor insan. Hafakanlar basıyor. Tam okula giderken bozma moralimizi baba. Her zaman sen bize umut vermeye çalışırdın. İyi şeyler de oluyor bu ülkede baba. Oluyor ya. Bak yolsuzlukların üzerine gidiyorlar. Hadi evladım hadi, söyletme şimdi beni. Yolsuzluğun üstüne giden savcının da üstüne gidiyorlar. Ama baba enflasyon da düşüyor yavaş yavaş. Düşüyor da ne oluyor kızım? Enflasyon yüksekken de dar gelirli eziliyor, düşükken de. Bak bayram geliyor, ayağına bir çift pabuç alamayanlar var. Sıkacağız dişimizi biraz baba. Geçiş dönemi sancıları bunlar. Ne geçmez bir geçiş dönemiymiş yahu. Avrupa bize sırt çevirmiş. Yolsuzluk, terör. Aslan gibi emniyet müdürünü göz önünde şehit ediyorlar. Hani katilleri nerede? Geçecek baba, inan hepsi geçecek. Bulacaklar onları da. Senin yüreğin daralmış bugün. Daraldı vallahi. Aşacağız bunları da babacığım, daralma. Bak
Tertemiz gençler geliyor arkadan. Bizim yetiştirdiklerimiz. Yarınlar güzel olacak. Olmasın olur da. Bakalım ben görür müyüm o günleri? Dur daha görürsün babacığım, görürsün. Şu sigarayı az içersen görürsün inşallah. Bana yetki versinler. Memlekette ne yolsuzluk kalır ne törer. Bir basarım düğmeye. Benim adım Cemil. Sen artık gitsen Cemil Bey. Usta neredeyse gelir. Seni böyle görürse amcam bize çok kızar. Gideriz. Yemedik ya dükkanınızı. Benim adım Cemil. Öyle Davut Usta falan vız gelir. Kondisyonum yerinde çok şükür. Her sabah 20 kilometre koşuyorum. Her sabah da 20 şişe bira içiyorsun galiba Cemil Bey. İçiyorum ne olmuş? 20 şişe içerim. Buradan çıkıp 20 kilometre daha koşarım. Koşmaya başlasan iyi olur. Amcam geliyor. Gelsin. Ne yapacak o bana? Benim adım Cemil. Senin işin var burada. Annen çağırıyor. Eve git çabuk. Gitmiyorum anne. Baksana şuna ne diyor? Kimin dükkanından kimi kovuyorsun efendi? Çocuk burada çalışıyor. Çalışıyor ama hava gazı. Ben onun yaptığı işi tek elimle yaparım. Duydun mu tertip ne diyor? Duydum. Çekmiş buraları konuşuyor işte böyle gibi. Al. Güzel konuş büyüklerine. Kızım ne işi var bu adamın burada? İş yerinde olur mu böyle şey? Niye oturttunuz? Biz oturtmadık vallahi Davut Usta. Kendisi geldi biralarıyla oturdu amca. Dediğim yerde oturur içerim. Kimse karışamaz. Benim adım Cemil. Bak ne diyor baba. Benim babamın adı Davut. Ne var? Hadi kızım. Sen yavaş yavaş evine. Tutma beni bırak. Gideriz. Amma kıymetli dükkanınız varmış be. Ondan iyi de gözüm Sevim Hanım da kızacak sonra. Sevim Hanım, Mevim Hanım sökmez bana. Ben kimseden korkmam. Amca bak ne diyor. Bak ne dedi baba. Senden de korkmuyormuş. Patlat şunun sesini. Al. Karışmayın siz. Konuşuyoruz. Ha, karışmayın siz. Fransız çocuğu musunuz nesiniz be? Amca bak ne dedi ya. Baba duydun mu? Sensin Fransız çocuğu adi. Ha? Güzel konuş gözüm sabrımı taşırma. Ne demek Fransız çocuğu? Hadi al bakayım şu torbanı. Hadi. İşimiz gücümüz var. Hadi sen yavaş yavaş hadi. Anladık gidiyoruz. Gitme adam öyle be. Hadi oğlum götür şunu evine. Ne yapacağız biz bu inatçı keçilerle be oğlum? Boş ver abi. Bırakalım kendi sorunlarını kendileri çözsün. Onları mı dert edeceğiz? O da doğru ya. Karışmamak lazım aslında. Biz de zamanında az girmedik birbirimize. Evet. Kolay gelsin ortak. Eyvallah ortak. Ne haber? Ne olsun, anca gelebildik. Babam içeride amcamla konuşuyor. Gene bizi konuşuyorlar herhalde. Ne oğlum? Hemen alınmışsın iki laf ettik diye. Senin yüzünden babam bana yükleniyor. Sırf sana mı yükleniyorlar? Biz de bir ton azar içtik babamızdan. İyi olmuş. Amcamın ağzına sağlık. Yok ya. Asıl benim amcamın ağzına sağlık. Sana nedense az. Dayı mısın oğlum sen? Dayıyım ne olacak? Yeğenimin adı da Barış. Katlarım ha. Gel hadi gel. Katla. Tamam kendin istedin. Sen bana hafif gelirsin oğlum. Yeğenini de al gel. Yok ya. Yeğenim bile yeter sana. Tek hadi, başına. Hadi. Eyvah eyvah. Bir bacağım bu eşit. Ne oldu Ergun Bey? Duymuyor musun sesleri kızım? Girdiler birbirlerine. Kim girmiş birbirine müdürüm affedersin. Kim olacak Abbas? Velihat beyler. Emin misiniz Ergun Bey? Odanın altı üstüne geliyor kanarya. Ah ah. Menfaat dünyası işte. Daha ortada şirket mülkiyet yokken tekme tokat girdiler birbirlerine. Daha neler Ergun Bey? Onlar öyle şey yapmaz ki. Ay. Sana mı inanayım kulaklarım ama kızım? Koş kanarya koş. Öldürecekler birbirlerini. Gel. Rahat dur kıracağım bir tarafını. Göreceğiz bakalım. Kim kendini kırıyor bir tarafını. Bak böyle kanarya ayıralım şunları. Durun Ergun Bey şakalaşıyorlar. Durun efendim. Değer mi üç kuruş için? Bırak Ergun amca bırak. Hadi. Alayım şunun ifadesini. Ayrıl efendim. Hadi be. Ölüm yakın ayrıl. Bak bak. Ne oldu Ergun Bey? Gözüm. Çekelim de bakalım Ergun amca. Bir şey oldu mu? Yok efendim yok. Önemli bir şey yok. Parmağını şey yap. Hafifçe içine gir. Özür dileriz Ergun Bey. Estağfurullah efendim. Sizi kavga ederken göreceğime kör olayım daha iyi. Ne kavgası Ergun Bey? Şakalaşıyorduk Ergun amca.
Asıl şaka mı? Söyledim size Ergun Bey. Şaka. Hay Allah. Ben de sandım ki. Neyse efendim. Biz gidelim de siz de rahat rahat devam edin şeyinize. Şakalaşmanıza. Heh, izninizle. Hadi bakalım. Gel. Efendim bakın size kimi getirdim. Oo Sedat Bey. Hangi rüzgar attı sizi böyle? Hatırladın demek bizi sonunda. Ne desen haklısın Şükrü abicim. Ama hep aklındaydın. Buyur buyur otur şöyle. Geç. Hayrola Ergun. Gözüne ne oldu? Kaza efendim kaza. Cem Bey ile Ali Bey şakalaşırken Ali Bey'in parmağı geldi. Yapma ya geçmiş olsun. Sağ ol efendim. Duydun değil mi abi? Şakalaşıyormuş bizimkiler. Sen haklı çıktın Şükrü. Anlaşılan dargınlık falan kalmadı aralarında. Efendim geç de bilirsiniz. Bir an öyle bir an böyle. Ne içersin Sedat Bey? Vallahi bir aşikarlı kahveye hayır demem. Hemen geliyor. İzninizle efendim. Sizin konuşacaklarınız vardır. Hah Şükrü abi. Gelmişken şu borcumu da takdim edeyim. Aslında sizinle bir iş konuşmaya geldim ama... Ne işiymiş bu? Bir dakika abi. Bu sadece bir aylık kira Sedat. Bir aylık Şükrü abicim. Üstümde bu kadar var. İstersen ben bunu alayım. Yarın 3 aylık borcumu birden getireyim abi. Yok yok bu kalsın. Yarın 2 aylık daha verirsin. Hay hay canım abicim. Öyle de olabilir tabii. İşe girince Şevket abi. Elimde 300 ton kadar bir mal var. Sebze mi meyve mi? Narinciye Şevket abicim. Mandalina, portakal, greyfurt. Bütün bağlantılar tamam. Yalnız bir ihracatçı belgesine ihtiyacım var. Belgeyi biz vereceğiz yani. Aynen öyle Şükrü abicim. Ne kazanırsak yarı yarıya. Şu işlerin durgunluğunda fena da olmaz ama... Ha bir şey soracağım. Yavuz Bey'in haberi var mı bu işten? Aslında haberi yok. Onu da söyleyebiliriz tabii ama... O zaman sizin de benim de kazancımız yarı yarıya azalır. Bilmem anlatabiliyor muyum? Çok iyi anlıyoruz. Sen devam et. Özür dilerim abicim. Buyur canım abicim emret. Biz de şimdi tam senin kulaklarını çınlatıyorduk. Nerede miyim canım abicim? İbrahim Bey'in yanındayım tabii. Mercimek işini bağlıyoruz canım abicim. Tamam iletirim canım abicim. İbrahim Bey'in de sana selamı var. Öpüyorum canım abicim tak bay. Yahu Sedat. Sen hiç doğru bir iş yapmaz mısın Allah aşkına? Doğru iş mi Şükrü abicim? Kalbimi kırıyorsun ama şimdi. Bugüne kadar en küçük bir yanlışımı gördün mü sen benim? Buyur. Helal olsun biraderi. 2 haftada bir maliz yiyince fırtına oluyor fırtına. Her dakika iş kovalıyor. Sen gene de fazla güvenme ona kız. Huylu huyundan vazgeçer mi? Huysu yıkalmadı ablacığım. İyice şeffaflaştı birader. Muma döndü. Ciğerini okuyorum. Vatandaşa yamuk yapamaz artık. Sen hayal görüyorsun kız katil. Ay hiç güleceğim yoktu. Bak yavrum bile güldü senin saflığına kız. Kut 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 kut. Ben Sabri Bey'i savunmuyorum Cafer. Ama sen de alttan almayı hiç bilmiyorsun. Söyleyin Türkan abla ağzınıza sağlık. Beni dinlemiyor ama sizi dinler. Senin bir ailen var Cafer. Kendini düşünmüyorsan onları düşün. Çocuklarının üzülmesi hoşuna gidiyor mu? Yok Türkan Hanım gider mi hiç? Şimdi bana bir söz vermeni istiyorum. Bundan sonra daha serin kanlı, daha olgun hareket edeceksin. Sana böylesi yakışır. Tamam Türkan Hanım, söz. Bak burada kaç daire var. Çoğu aklı başında insanlar. Sabri Bey'in seni ezmesine izin vermeyiz, korkma. Ama sen de damarına basma şu adamın. Hiç yoktan sorun yaratma. Anlaştık mı? Anlaştık efendim. Hadi bakayım. Kavga gürültü duymayacağım bundan sonra. Tamam Türkan Hanım. Gelme üstüme sen de çarparım ha. Zaten bir araba laf işittik Türkan Hanım'dan. Buyurun. Gezmeye mi aydın be baba oğul? Yok Cafer. Sabri Bey ile bir şey konuşacağım. Evde mi? Evde nerede olacak? İş yok gücü yok. Aranız düzeldi mi bari biraz? Kolay kolay düzelmez Aydın Bey. Konuşmuyoruz.
Buyurun efendim, ne vardı? Rahatsız ettim Sabri Bey. Ben radyoda bir program yapıyorum, biliyorsunuz herhalde. Biliyorum efendim, biliyorum. Buyurun, içeride konuşalım. Şöyle buyurun efendim, büyük hanımın yanına. Geçen programda Cafer'le bir söyleşi yapmıştık. Dinlediniz mi bilmiyorum. Dinledik efendim, dinledik terbiyesizi. Kimse benim kocam hakkında öyle şeyler söyleyemez efendim. Affetmeyeceğim o küstah Aydın Bey'i. Size de çok kırıldım. Ben de bunu konuşmak için geldim zaten Sabri Bey. Ne güzel büyütmüşsünüz çocuğu. Kaç aylık? Bir dakika efendim, konuşuyoruz. Ne diyordum? Cafer programda sizden bahsettiği için cevap hakkınız doğdu. Önümüzdeki perşembe günü siz de konuk olmak ister misiniz? Hayır efendim, istemem. Bir kapıcının düzeyine inemem ben. O benim muhatabım değil. Kabul edin efendim. Siz de Cafer Bey'in ne mal olduğunu anlatın herkese. Maşallah. Sizinki ban kedisi mi evladım? Ne kedisi anneciğim? Oğlu Aydın Bey'in. İyice sapıttı efendim artık. Kusuruma bakmayın.